الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا İnneke entel cevadul kerim. Bizleri yoktan var eden, bize sayısız nimetler lütfeden, bizi Kur'an-ı Mübin ile buluşturan, alemlerin Rabbi Allah-u Zülcelal'e sonsuz hamdu senalar olsun. Peygamberimiz, rehberimiz, en güzel ahlak sahibi, gönüller sultanı, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salat ve selam olsun. Çok kıymetli kardeşlerim, Diyanet Televizyonu'ndan bizleri şu anda canlı olarak izleyen kardeşlerim, Cuma gününün feyzi, bereketi, rahmeti sizlerin, bizim ve bütün müminlerin üzerine olsun. Rabbim vücutlarımıza sağlık, afiyet lütfeylesin. Evlerimizi huzurlu, evlatlarımızı hayırlı eylesin. Yapmış olduğumuz ibadet ve taatları ihlaslı ve makbul eylesin. Rabbim kendi yolundan bizleri ayırmasın. Çok kıymetli kardeşlerim, bugün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en güzel muallim ve mürebbi idi. Yani Efendimiz bütün insanlığa bir peygamber olarak gönderilirken elbette Allah-u Zülcelal'in kendisine indirdiği, bildirdiği hükümleri yani Kur'an-ı Mübini canlı olarak yaşayarak örnek olmuş ve tebliğ ve beyan görevini en güzel şekilde yerine getirmiştir. Bütün peygamberlerin görevi zaten insanlara hak ve hakikat yolunu göstermek, onları sırat-ı müstakime, ilahi kelimetullah'a, Allah'ın varlığına, birliğine inanmaya, ahirete yönelik çalışmaya kılavuzluk yapmışlar bütün peygamberler. Yani örneklik yapmışlar, önderlik yapmışlar. Bu anlamda Allahu Zülcelal yüce kitabımız Kur'an-ı Mübin'de Bismillah Ya eyyuher rasul belliğ ma unzile ileyke min rabbik ve illem tef'al fema belleğte risalete vallahu ya'simuke minen nas innallaha la yehdil kavmel kafirin sadakallahu lazim. Rabbimiz Azze ve Celle buyurur ki, ey Resul, ey Peygamberim, sen sana indirilen kitabı, Kur'an'ı tebliğ et. Yani insanlara ulaştır. Eğer bu görevi yerine getirmezsen, tebliğ etmez, anlatmazsan, risalet görevini, peygamberlik görevini yapmamış olursun. Bu konuda hiç endişe etme, Allah seni koruyacaktır. Hakikaten Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i Allahu Azze ve Celle her durumda korumuştur. Değil mi? Taif'te korumuştur, hicret esnasında korumuştur, Huneyn'de korumuştur, Uhud'da korumuştur. Ha, sıkıntılar olmadı mı? Anlatacağım onları da. Elbette ki eğitimde sıkıntılar olacak. İnsan yetiştirmek kolay değildir.
Belki dünyanın en zor sanatı nedir derseniz, insanı eğitmek ve yetiştirmektir. Onun için peygamberler salavatullahi aleyhim en zor göreve talip olmuş kişilerdir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed de işte bu ayeti kerimede ifade buyurulan tebliğ görevini, İslam'ı gönüllere ulaştırma görevini yerine getirirken elbette sıkıntılar çekmiştir. Ama Allah'ın vaadi nedir? Allah seni koruyacaktır. Bu konuda endişelenme. Beyanı Efendimiz'i hep rahatlatmıştır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِر۪ينَ Küfür üzere yaşayanlar, Allah'ı inkar edenler hidayet yolunu bulamazlar. Yani Allah onları hidayete ulaştırmaz. Çünkü kalpleri katılaşmıştır, gönülleri taşlaşmıştır. Yaratıcılarını unutan insan kendisine en büyük zulmü yapmıştır. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte bu tebliğ görevini aldıktan sonra peygamberliğiyle birlikte, risaletiyle birlikte Mekke-i Mükerreme'de adeta bir muallim, bir öğretmen olarak çalışmaya başlamış. Her türlü fırsatı değerlendirmiş. Allah Resulü insanlar arasında bir ayrım yapmamış. Makamına, mevkiine, durumuna göre değil, herkese Allah'ın kitabını ulaştırmak için gayret etmiş. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirme noktasında tebliğ görevini yaparken yeri gelmiş panayırları, yani bugünkü anlamdaki fuarları çok iyi değerlendirmiş. Kabe'ye gelenlere Allah'ın dinini anlatmış. Tabii kendi akrabasından başlayarak halka halka tebliğ görevini, muallimlik, mürşitlik görevini genişletmiş. Çocuklara hitap etmiş, gençlere hitap etmiş, yaşlılara hitap etmiş. Mekke'nin ileri gelenlerine hitap etmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Darul Erkam'ı, yani Erkam bin Erkam radıyallahu anh'in evini bir anlamda ilk okul, ilk mektep, ilk medrese olarak kurmuş. Orada kendisine indirilen ayetleri inanan müminlere okuyarak, onlara öğreterek, onları irşad ederek, onların gönül dünyalarına hitap ederek mükemmel bir örnek ortaya koymuş. Zaten bizim örneğimiz ve rehberimiz peygamberimizdir. Cenab-ı Rabbul Alemin لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Allah'ı çokça zikreden anan, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, siz müminler için Allah'ın Resulünde en güzel örnek vardır. İmanda örneğimiz, Allah'a nasıl inanacağız, ona nasıl yöneleceğiz, Rabbimizi nasıl seveceğiz, onu nasıl zikredeceğiz, ona nasıl şükredeceğiz, ona nasıl tevekkül ve teslimiyet göstereceğiz, bütün bu güzellikleri biz kimden öğreniyoruz? Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den öğreniyoruz. İşte bu anlamda örnek. İbadetleri, işte başta namaz, Efendimizin önem verdiği, dinin direği dediği, yüce kitabımızda secde et ve yaklaş, Allah'a yaklaşmanın, Allah ile buluşmanın, cennete kavuşmanın güzelliği olarak anlatılan namazın nasıl kılınacağını öğreten yine peygamberimiz ki sallu kema raaytumuni usalli, ben nasıl namaz kılıyorsam o şekilde namaz kılın. Yani bize ibadetlerde örneklik ve önderlik yapan en güzel numune, rol model peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yine ahlaki güzelliklerde, efendim emin olmada, affedicilikte, hoşgörüde, tevazuda, insanları bağışlama, hatalarını, kusurlarını görmezlikten gelerek eğitmede, kısacası kamil bir mümin olmanın nasıl gerçekleşeceğini yaşayarak gösteren Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur kardeşlerim. Bu yönüyle peygamberlerin tümü nasıl ki toplumlarını değiştirmeye, dönüştürmeye gayret etmiş, Peygamberimiz Hazreti Muhammed de cahiliye toplumundan,
O hani Mehmet Akif'in ifadesiyle vahşilikte sırtlanları geçen o toplumdan medeni bir toplum, asr-ı saadet toplumunu, birbirini seven, birbiri için dua eden, birbirine karşı fedakarlık duyguları besleyen, kardeşini tercih eden, kardeşinin derdiyle dertlenen saadet asrını Peygamberimiz işte bu muallimliği ile Allah'ın kendisine emrettiği hükümleri şahsında yaşayarak örnek olarak ortaya koymuş ve mükemmel bir toplum oluşturmuştur kardeşlerim. Tabii bu güzellikler kıyamete kadar devam edecektir. Zira Peygamberimiz Hazreti Muhammed Allahu Zülcelal'in insanlığa gönderdiği son rehberdir. Son peygamberdir. Onun getirdiği kitap da son kitaptır. Biz bu şekilde iman eder ve yolumuza devam ederiz kardeşlerim. Bu yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitiminden geçmiş insanların haline baktığımız zaman cahiliye toplumunun nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Yani Allah'ı unutmuş, yaratıcısını terk etmiş, putlara tapan, çok özür dilerim Kabe'de çıplak olarak tavaf yapan, kadını insan yerine koymayıp kız çocuklarını diri diri toprağa gömen, içkiyi su gibi tüketen, zenginin fakiri ezdiği, güçlünün zayıfı adeta sömürdüğü kapitalist bir düşüncenin hakim olduğu bir dönem. Hatta şöyle bir söz söylesek, Allah'ın unutulduğu, ahiretin akla getirilmediği her dönem cahiliye dönemidir. Yani sadece cahiliye dönemi Peygamberimiz döneminde kalmamıştır. Yani bugün Allah'ı unutursak, Allah muhafaza, ahireti, ölümü, ölüm sonrası hayatı aklımıza getirmezsek, kendi nefsimizin istekleri doğrultusunda bir hayat sürersek, bu cahiliye değil mi? Bizi Rabbimize kavuşturacak, onun merhametine, affına, cennetine ulaştıracak olan Allah'ın göndermiş olduğu kitaba göre bir hayat yaşamaktır. O kitabı en güzel yaşayan ise Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir değerli kardeşlerim. Efendimizin nasıl bir medeniyet kurduğunu ehli insaf dediğimiz ilim ehli hep ortaya koymuştur. Mesela bu noktada Amerikalı ilim adamı Michael Hart 1979'da bilgisayarı kullanarak, bütün verileri girerek çok ciddi bir araştırma yapıyor. Dünyada gelmiş geçmiş en üstün, en nitelikli 100 kişi kimdir çalışmasını yapıyor. Birinci noktaya Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i koyuyor. Niye? 23 yıllık bir risalet döneminde cahiliye toplumunu nasıl değiştirmiş? Yani insanı katleden, insana değer vermeyen, Allah'ın en kutsal mabedinde çıplak olarak tavaf eden bir toplumdan karıncayı incitmeyen, ilme, bilgiye, irfana, insanlık sevgisine müştak olan, bunu arzulayıp hayatına hakim kılan bir medeniyeti nasıl oluşturdu gerçeğinden hareketle diyor ki dünya tarihinde insanlığı etkileyen 100 kişinin başında Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Hatta bir batılıdan örnek verdikten sonra İslam hukukçusu büyük alim Karafi diyor ki Efendimizin birçok mucizesi var. Biz her bir mucizesine ibretle bakarız. Onlardan ders çıkartırız. Ama onun hiçbir mucizesi olmasaydı o cahiliye toplumunun acımasız, katı yürekli insanlarını İslam'ın nuruyla, kelime-i tevhid ile, namaz ile, Allah'a kullukla şekillendiren, Rabbini seven, insanlığa hizmet duygusuyla dünyanın dört bir yanına dağılan
o sahabesi Hazreti Muhammed'in ortaya koyduğu en büyük mucizedir diyor. Ve hakikaten öyle. Baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davasına kimle başlamıştı? Hazreti Hatice annemizle, ilk inanan oydu. Ve veda haccında bakıyoruz, 120 binin üzerinde sahabi Efendimiz, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de metfun olan, defnedilen sahabe sayısının ancak kardeşlerim rakamsal olarak 10'ar binden 20 bin olarak kabul ediliyor ki, yani 100 binin üzerindeki sahabe Efendimiz nerede? Her biri gönüllere ulaşma niyetiyle Allah'ın dinini bir başkasına ulaştırma gayretiyle yola çıkmış, kimi Çin Seddi'ne kadar, kimi İstanbul'a kadar, kimi Batı Afrika'ya, işte Endülüs'e kadar yoluna devam etmiş, bu yolda can vermiş ve biz onları bugün hayırla yad ediyoruz ki asıl büyük ecri mükafatı onlara Allahu Zülcelal verecektir. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Rabbinden almış olduğu bu ilahi hakikatleri gönüllere ulaştırma noktasında hassasiyetle çalışmış, adeta risalet görevinin hakkıyla yerine getirilmesi noktasında kendini feda edecek noktaya gelmiş. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu tutumuna Cenab-ı Rabbul Alemin, onlar inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin, yani hidayeti verecek olan, onların kalplerine imanı bahşedecek olan Allah'tır, yani sen görevini yapıyorsun ifadesiyle Efendimiz'i bir anlamda rahatlatmak istemiş. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar hassastır ki sahabe-i kiram efendilerimize bir babanın evladını yetiştirdiğinden daha hassas bir şekilde ben sizleri eğitmeye, sizlere ilahi hakikatleri öğretmeye dikkat ediyorum. Yani innemâ bu'istu muallimen, ben bir öğretmen, bir muallim, bir eğitimci olarak gönderildim hadisi şerifinin hayata yansıyan yönüyle baktığımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir babadan, bir anadan ümmetine daha çok şefkatli ve merhametli olduğunu görüyoruz. İşte kardeşlerim, bununla ilgili olarak Allah'ın Resulü neyi öğretiyordu, neyi okuyordu, nasıl bir muallimlik yapıyordu, konuya ışık tutması noktasında Bakara suresi 129. ayeti kerimeye bakacak olursak, bu ayetten de çok dersler çıkartmamız gerekiyor. Bismillah. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhul kitab ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim. Rabbimiz, onların arasından kendilerine senin ayetlerini okuyan, ha demek ki Efendimizin asli görevlerinden birine Allah'ın ayetlerini bütün insanlığa, özellikle sahabe dönemindeki Mekke Medine'deki insanlar direkt muhatabıdır, onlara okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten ve onları arındıran bir Resul gönder. Tabi bu Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamların Kabe'de yaptığı duadır. Hani Efendimiz bir hadis-i şerifinde öyle buyuruyor ya, dedem İbrahim'in duasıyım. Bu duanın nasıl tecelli ettiğini, ortaya çıktığını görüyoruz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inen Kur'an ayetlerini okumuş, sahabesine öğretmiş, onların nasıl yaşayacağını bizatihi yaşayarak mükemmel bir rol model öğretmen olmuştur. Hatta bazı eğitimciler günümüzde şöyle diyor, işte önce sen kendini sevdir ki
yani karakterinle, mizacınla, şahsiyetinle, duruşunla, ilkelerinle öyle bir muallim, öyle bir örnek öğretmen ol ki senden ilim alan öğrenci sende yok olsun. Yani seninle bütünleşsin, aynileşsin. Öyle ya. Yaman dedeyi rahmetle anacağım. Rum vatandaşı iken Mevlana'dan öyle etkileniyor ki Mesnevi'den, biliyorsunuz hidayete eriyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e o kadar aşık ki kendinden geçiyor. Hatta bir gün Üsküdar'da, biliyorsunuz hem Yüksek İslam'da ders vermiş, hem İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi'nde Farsça dersleri, medeniyet dersleri vermiş. Seçkin bir insan, Allah Resulüne aşık bir insan. Böyle duvara yaslanmış, yüzü benzi sararmış. Bir talebesi, üstadım herhalde rahatsızsınız, ben sizi bir doktora götüreyim. Yok evladım, rahatsız değilim. Yok diyor, haliniz öyle değil. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hatırladım. Onun aşkı beni bu hale soktu. Yani onunla niye olamadım? Allah aşkı farklı bir duygu kardeşlerim. Allah aşkı öyle bir aşk ki insanı ayrı bir dünyaya götürüyor. Diyorlar ki Mevlana'yı çok seviyorsun. Mevlana'yı niye bu kadar seviyorsun? Nasıl sevmem onu diyor. Bana Hazreti Muhammed'i öğreten, onu tanıtan, o gönül insanına nasıl aşkım olmaz, nasıl sevgim olmaz? İşte muallim bu. Milli şairimiz İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif diyor ki, muallim önce imanlı, sonra vicdanlı, sonra liyakatlı olmalı. Akif'in ifadesini lütfen iyi anlayın. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen o güzel insan, Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, şu güzel vatanı korumayı, sahip çıkmayı, Akif'in ruhunu yakalamayı bizlere nasip eylesin. İşte Akif, Mehmet Akif ne kadar güzel ifade ediyor kardeşlerim. Nereden? İşte Allah Resulü'nden aldığı ilhamla. Önce muallim imanlı diyor. Yani Allah'ı seven, Allah'ı bilen, Allah aşkını yaşarken öğrencisine öğreten, aynı zamanda vicdanlı, merhametsiz bir öğretmenden hayır olmaz. Öğrencisine acımayan bir öğretmenden hayır çıkmaz. Ona bir şey öğretemez. Önce merhamet eğitimi. Akif ne güzel ifade ediyor ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatında bunlar var. Allah Resulü'nün hiç kat olduğunu gördünüz mü? Hazreti Enes radıyallahu anh ne diyor? Tam 10 yıl Resulullah'a hizmet ettim. Çocuk olarak bazen verdiği görevi yerine getirmedim. Bir gün benim kulağımdan tutup da ey Enes niye bu görevi yapmadın demedi. Hep yaşayarak örnek oldu. İşte kardeşlerim, biz baba olarak çocuklarımızın muallimiyiz. Eşimize karşı şefkatimizle, merhametimizle, sevgimizle, saygımızla, sadakatimizle Allah Resulü gibi davranacağız. Allah Resulü'nün çocuklarına, Hazreti Fatıma'ya duyduğu sevgiyi aynen aktaracağız. Bakınız Allah Resulü, konuyu toparlayacağım, Akif'in son sözünü unutmadım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'den ayrılırken en son kucakladığı, bağrına bastığı Hazreti Fatıma'dır. Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman ilk kucakladığı yine Fatıma'dır. Babasının annesi diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayrı bir sevgisi var. Hakikaten Efendimiz büyük sıkıntılar çekmiş. 7 evladından 6'sını kendi elleriyle defnetmiş. Kolay mı bir baba için? Babasını hiç görmemiş. Anasını küçük yaşta kaybetmiş. Resulullah'ın çektiği sıkıntılara baksak, ibretle ellerimizi kafamızın arasına alıp düşünmemiz lazım. O açıdan kardeşlerim, Allah Resulü bütün bu sevgilerin yanında sabahları
Kızı Fatıma'nın kapısına vuruyor. Ya ehle beyt, ey ehli beytim, namaz için kalkın diyor. Bugün biz çocuklarımızı namaza kaldıramıyor isek, çocuklarımıza hak ve hakikati öğretemiyor isek, biz elimizde tesbih çekerken, Allah derken, çocuklarımız internette Allah'ın hoşnut olmayacağı sitelerde kayboluyorsa, zehirleniyorsa, Allah korusun sanal kumar oynuyorsa, gözünü gönlünü kirletecek pisliklerin içerisinde geziyorsa, bizim merhametimiz yok. Merhamet kayboldu demektir. Oysa Allah Resulü o kadar merhametli ve şefkatliydi ki, Allahu Zülcelal'in kendinizi, ehlinizi, çoluk çocuğunuzu ateşi insanlar ve taşlar olan cehenneme atmayın ayetini Hazreti Ömer Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah, ben kendimi korurum ama eşimi, çocuklarımı nasıl koruyacağım? Öyle ya, Efendimiz bakınız ne güzel bir eğitimci. Kendi işine bak Ömer, hanımını çocuğunu falan bırak demiyor. Ya ne buyuruyor? Ya Ömer, Rabbin sana neyi emretmişse onu çocuklarına, onu eşine emret. Rabbin sana neyi yasaklamışsa, neyi haram kılmışsa onu da eşine ve çocuklarına öğret, onlardan kaçınsınlar. İşte merhamet budur değerli kardeşlerim. Mehmet Akif'e dönüyorum. Akif'in üçüncü esası nedir? Muallim, yani öğretmen, imanlı, vicdanlı. Üçüncüsü de liyakatlı olmalı. Yani kendisine gelen bir öğrenciyi yetiştireceği yerde kaybediyorsa, ona ufuk veremiyorsa, dersini en güzel şekilde anlatamıyorsa, geleceğin muallimlerini, geleceğin tıpçısını, mühendisini yetiştiremiyorsa, o öğretmen de düşünmelidir diyor. Bakınız kardeşlerim, 1111'de vefat eden, Hicri 505, kim? İmam Gazali Hazretleri, Allah Resulü'nün terbiye metodunu çok iyi anlamış ve bize 4 ciltlik İhya-i Ulumiddin, biliyorsunuz, tercüme edildi. Hem başkanlığımız yayınlarından hem başka yayın evleri de bastı. Bugün memleketimizde en çok satılan kitaplardan birisi. İşte İmam Gazali diyor ki, her Müslümana iki ilim farz. Bir, dinini yaşayacak kadar ilmihal bilecek. Müslüman iman esaslarını, Müslüman temizliği, abdesti, gusülü, namazı, orucu, zenginse hac ve zekatın hukukunu, fıkhını bilecek. Ama ikinci farz nedir? Hangi mesleği icra ediyor ise onunla ilgili bilgiyi en güzel şekilde öğrenip hiçbir kimseye zarar vermeyecek, kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmayacak. Yani kul haklarından şiddetle kaçınacak kardeşlerim. İşte bu yönüyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir muallim ki, Ayşe annemiz şöyle anlatıyor. Resulullah buyurdu ki, İnnallah azze ve cel lem yeb'atni muannifen velakin ba'atani muallimen muyassiran. Allah beni insanlara sıkıntı veren zorlaştırıcı biri olarak değil, kolaylaştıran bir muallim olarak gönderdi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep yessiru ve la tuassiru, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşşiru ve la tunaffiru, müjdeleyin, nefret ettirmeyin ilkesiyle hareket etmiş. Sahabesini bu şekilde yetiştirmiş. İşte Mekke-i Mükerreme'de Darul Erkam'da eğittiği sahabesini Medine-i Münevvere'de ilk mescid olan ve bugün gönüllerimizde ayrı bir aşkı ve şevki olan, hep arzu ederiz değil mi, Mescid-i Nebevi'ye girmeyi, orada namaz kılmayı, Babus Selam'dan Efendimizin huzuruna şöyle varıp Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Resulallah diyerek onu selamlamayı hep arzu ederiz. Allah sizlere ve bizi ekranlarından şu anda izleyen kardeşlerimize nasip eylesin. İşte kardeşlerim, Allah Resulü
Mescid-i Nebi'nin hemen yanına bir gölgelik, dünyanın ilk yatılı mekteplerinden, medreselerinden, okullarından birini yaptı. Suffe ehlinin kaldığı, Efendimizin bizzat ilgilendiği, onlara eğitim verdiği, onların suyundan ekmeğine kadar her şeyini düşündüğü bir okul. Bakıyorsunuz orada Ebu Hureyre yetişti. Mesela bazıları Ebu Hureyre'yi eleştiriyor, diyor ki siz hurma toplarken, siz arazide çalışırken biz Allah'ın Resulü'nün mübarek dilinden dökülecek bir kelimeye aşkla bakardık. Efendimiz'den ne duymuşsak onu gönlümüze indirdik diyor. İşte bakıyorsunuz yine kardeşlerim Muaz bin Cebel Allah Resulü'nün elinden tutup ya Muaz ben seni seviyorum diye bizzat Yemen'e muallim, mürşid, vali, zekat memuru olarak gönderdiği, kendisine dua ettiği Muaz orada yetişti. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud oralarda yetişti. Ve her biri Allah'ın Resulünden aldığı bilgiyi insanlara ulaştırmak için müthiş bir gayretin içerisine girdiler kardeşlerim. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece cami yapmadı. Caminin yanında çok önemli bir eğitim müessesesini kurarak hem kendisinin bir muallim olduğunu, verdiği derslerle, öğrettiği Kur'an-ı Mübin ile, yetiştirdiği talebeleriyle dünyaya gösterdi ve bugün bizim kurtuluşumuz, bizim dünya arenasında İyi bir yere gelmemiz ilimledir, irfanladır. Allah'ı unutmayacak, Resulünü sevecek, sahabenin yolunda gidecek, ilimle mücehhez bir nesil gençlik yetiştirdiğimizde daha güzel günler inşallah bizim olacaktır kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hizmeti yaparken Allah'ın kendisine yüklediği risalet, peygamberlik görevini yaparken hiçbir zaman katı olmamıştır. Hiçbir zaman sert bir üslupta olmamıştır. Rahmet peygamberi olduğunu her fırsatta göstermiş. Hatta Cenab-ı Rabbul Alemin, ey Muhammed sen katı kalpli, sert bir mizaçla onlara davransaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Ama Efendimiz her fırsatta onlara dua etmiş. Özel ilgi göstermiş. Karşılaştığına selam vermiş, hal hatırını sormuş. Gelenle özel ilgilenmiş. Hatta Abdullah İbni Abbas diyor ki bir gün abdest suyu getirdim. Görünce mutlu oldu. Elini açtı bana. Allahümme fakkihhu fiddin. Ya Rabbi Abdullah'ı dinde fakih kıl, dinin inceliklerini öğret. Ve hakikaten Allah Resulü'nün duası sayesinde sahabe içerisinde seçkin bir alim olmuştur Abdullah İbni Abbas. Hazreti Rebi'ye yine abdest suyunu getirdiğinde ona dua etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta çocuklarla, gençlerle özel ilgilenmiş, onlara en doğru ve en güzel yolu öğreterek muallimliğini, mürebbiliğini, terbiye etmenin gereğini annelere, babalara, eğitimcilere rol model olarak ortaya koymuştur değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu eğitimi yaparken bazen tatbiki olarak yapıyordu. Yani bizatihi göstererek öğretiyordu. Mesela Amr bin Şuayb diyor ki nasıl abdest alınır diye biri sordu. Efendimiz hemen abdest suyu istedi. Bizim bildiğimiz şekliyle Allah Resulü bizzat göstererek azaların üçer defa yıkanacağını öğreterek işte abdest bu şekilde alınır diye tarif etti ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haliyle bize şu mesajı veriyor. Yani çocuklarınıza, sizin emriniz altında olanlara, sizin mesuliyetini taşıdığınız kimselere dini konularda rehber olun. Yani onları asla kınamayın. Ya bu yaşa gelmişsin, namaz bilmiyorsun, niyaz bilmiyorsun sözünden ziyade namazın önemini anlatın. Abdesti bilmiyorsan öğretin. Hakikaten askerlikte de bunu gördüm. Yıllarca cezaevi derslerine gittiğimde de gördüm. Belli bir yaşa gelmesine rağmen gusül abdestinden habersiz
insanlarımız oluyor. Yani onu kınamaktan ziyade kardeş, Müslüman gusül abdestini şu şekilde alır diye öğretmek, Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın davranış modelidir. Hazreti Enes diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeta herkese ayrı bir değer verdi. İnsanlar zannederdi ki Peygamberimiz en çok beni seviyor. Yani bir muallim veya evimizde çocuklarımıza karşı davranırken bir baba olarak, bir anne olarak çocuklarımıza öyle adil davranmalıyız. Allah Resulü gibi o sevgiyi göstermeliyiz ki çocuklarımızın gönül dünyasına babam beni sevmiyor, annem beni sevmiyor değil, en çok beni seviyor. Ama hepsi aynı duygu içerisinde, adaletsizliğe düşmeden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefkat ve merhamet peygamberi olarak bu konuda en güzel örnektir. Hatta Tevbe suresi 128. ayette Resulullah aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hak ne güzel beyan buyuruyor. İçinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya girmeniz onu üzer. O size karşı çok düşkündür. Rauf ve Rahim sıfatını Allah hiçbir peygamberine vermediği halde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e lütfetmiştir. Değerli kardeşlerim, Efendimiz insanlardaki kabiliyetleri çok iyi kullanmış. Hatta bir eğitimcinin güzel bir ifadesi var. Diyor ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşlıların tecrübesinden, gençlerin enerjisinden istifade etti. Aynı zamanda kabiliyetleri de çok iyi yönlendirdi. Mesela Taif dönüşünde Cirane bölgesinde namaz kılınacak, ezan okunuyor. Ebu Mahzure ile birlikte henüz iman etmemiş 10 tane Kureyşli genç ezanla alay ediyor. Şimdi bir devlet başkanı olarak, yetkiniz olarak onu cezalandırabilirsiniz. Ama Ebu Mahzure'ye öyle davranıyor ki, ne kadar güzel sesin var, bir ezan oku da bir daha ben dinleyeyim diyor. Okuyor ve hakikaten yetenekli. Yani vaktimiz sınırlı. Ebu Mahzure'yi başını okşayarak ona Kabe'de müezzinlik görevi veriyor. Tabii iman etmiş. Yani şöyle düşünelim. O kabiliyeti, o yeteneği Allah Resulü tespit edince onu boşa çıkarmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soru cevap metoduyla insanların aklında kalıcı mesajlar veriyor. Mesela imanın, İslam'ın şartlarını öğretiyor ki Cebrail de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Dıhyetül Kelbi isimli sahabe suretinde gelip sorular sormuştur. Efendimiz de bazen sahabesinden birine veya toplumun tümüne, mesela müflis kimdir hadisini hep hatırlarsınız değil mi? Veya büniyel İslamu ala hamsin şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah. İslam beş esas üzere kurulmuştur. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat gibi sıralayarak öğretme metotlarını kullanıyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşbih ve benzetme ile akıllarda kalıcı mesajlar vererek iyi bir muallim olduğunu gösteriyor. Mesela buyuruyor ki, sizin evinizin önünden bir nehir aksa, o nehirde günde beş defa yıkansanız üzerinizde, vücudunuzda kir kalır mı? Sahabe-i kiram diyor ki, ya Resulallah, kalmaz. İşte beş vakit namaz böyledir. Bir mümin beş vakit namazı kıldığı zaman onda manevi bir kir kalmaz. Yine Efendimiz jest ve mimikleri çok iyi kullanıyor. El hareketlerini çok iyi kullanıyor. Hatta bir hadiste el müslimu lil müslimi kel bünyanı yaşuttu ba'duhu ba'da. İşte müminler bir binanın tuğlaları gibi kenetlenecek buyurarak, şeklen anlatarak hafızalarda kalmasını istiyor. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımızda bir muallim, bir mürşit, son peygamber olarak müthiş şu güzellikleri görürüz. Yani her bir tavrından, davranışından, sözünden, hareketinden alacağımız dersler var. Efendimizin Taif'teki duasını, Uhud'daki sabrını görmemiz lazım. Kısacası Efendimizin iman, ibadet ve ahlak hayatına baktığımız zaman alacağımız dersler büyük. Rabbim bizleri Efendimizin yolundan,
onun getirdiği güzelliklerden ayırmasın. Rabbim bizi onun şefaatine nail eylesin. Onun bize tebliğ ettiği Kur'an'ı yaşamayı, sünnete tabi olmayı bizlere lütfeylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.